Alo. Yirmi yüzyılda yaşıyoruz. Gelişen teknolojiyi zaten görüyoruz. Hayatımızın her alanında mutlaka karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte birden fazla getirileri varken birden fazla da kötü yazılımlarla birlikte kendisini getiriyor zaten. Bununla beraber bizim korunma yöntemlerimiz var. Bu korunma yöntemlerimizin en başında gelen şey kendi güvenliğimizi sağlayacak, yani girişlerimizi sağlayacak şifrelerdir. Bu şifreleri özellikle birden fazla karakter halinde, değişik karakterler, büyük, küçük, sayı veya özel karakterler kullanarak yapmalıyız. Yani güçlü bir şifre oluşturmalıyız. Bu bizim en büyük korunma yöntemlerimizdendir. Güçlü şifre verilerimizi korumak için iyi bir yöntemdir. Bunun getirisinde sosyal medya kullanımı da çok önemlidir. Güvenmediğimiz sitelere girmemeliyiz veya herhangi DM, yani direkt mesajları açmamalıyız. Şöyle şöyle ki bazen virüs yazılımlarını gönderen insanlar kişisel verilerimize ulaşmak için bize DM atıyor. Link veya herhangi bir virüs bulaşmıştır mesajları gönderiyor. Bu mesajları engellemek için DM'lerde asla bu mesajları açmamalıyız. Çünkü açtığımız takdirde bizim kişisel verilerimize ulaşıyorlar. Bunun da önüne geçmemiz için böyle yapmalıyız. İnternette zaten silinen veya bırakılan izlerin asla kaybolmayacağını artık biz biliyoruz. Yani mesela bir bilgi silmek istiyorsunuz, bir fotoğraf paylaştınız. Ben sildim. Onun benim açımdan silindiğini, fakat başkasının açımdan silinmediğini görebiliyoruz. Belli bir araştırma dahilinde o fotoğrafın geri geldiğini görüyoruz. Bu da demek oluyor ki, yani sosyal medyadaki her bıraktığımız bir iz bize tekrardan dönebiliyor. Hem ahlaki boyutta hem ahireti boyutta. Yani şöyle söylemek istiyorum. Bir site, yani kendimiz ahlaki olmayan bir siteye girdiğimiz zaman bu ileride karşımıza çıkabilir. Bu dünyada çıkmazsa bile ahirette mutlaka karşımıza çıkar. Bunu da dikkate almalıyız. Sosyal medyada paylaştığımız her şeyin bir hukuki boyutu vardır. Bir de ahireti, yani ahlaki boyutu vardır. İşte bunun şöyle söyleyeyim, yazdığımız bir şeyi devlette karşı bir mesela yazdığımız bir şey. Bunun hukuki cezası veya bir kişinin kişisel verisini paylaştığımız zaman veya onun özel hayatına girdiğimiz zamanki şeyde hukuki cezalarla karşılaşabiliriz. Ha, eğer de diğer şekilde de ahlaki olarak, yani ahireti olarak da paylaştığımız şeyler Allah tarafından cezalandırılabilir. Şimdi günümüzde gelişen teknolojiyle beraber internet ve bilgisayar alanında birçok gelişmeler oldu. Ve bu gelişmeler hayatımızın hemen hemen her noktasında çok büyük faydalar ve rahatlıklar getirdi. Örneğin ulaşım alanında, tıp alanında, iletişim alanında, eğitim alanında ve benzeri alanlarda hayatımıza birçok yenilik ve birçok rahatlık getirdi bu gelişmeler. Tabii bu rahatlığın yanında birçok risk ve güvenlik açığı da getirdi. Birçok dolandırıcılık yöntemi bu sayede gelişti. İnsanların kişisel bilgilerine saldırılar hem maddi hem manevi olarak saldırılar arttı. İnsanlar şimdi bu uygulamalar insanların hayatını bayağı kolaylaştırdı. İnsanların hayatını kolaylaştıracak birçok program ve teknolojik cihaz üretildi. Bu teknolojik cihazlar kolaylaştırdığı gibi birçok maddi manevi güvenlik açığı da meydana getirdi. Şimdi gelinen süreçte artık günümüzde tamamen interneti hayatımızdan çıkarıp da atamayız.
bundan tamamen vazgeçemeyiz. Hani ben interneti artık kullanmayacağım, bilgisayarı veya telefonu, tableti kullanmayacağım diyecek bir durumda değiliz artık. Çünkü hayatımızın hemen hemen her noktasında derinden bir etkilenme söz konusu. Şu an bizim yapmamız gereken bu gelişen güvenlik açıklarına ve risklere karşı bilinçlenmek ve buna karşı önlemler almak. Şimdi bunları bu şekilde önlemler almak için de önce bilinçlenmek gerekiyor. Örneğin bizim rahatlığımız için veya günlük işlerimizi yapabilmemiz için birçok program geliştirildi. Birçok telefonda veya tablette uygulamalar geliştirildi. Tabii bunun yanında kötü niyetli kişiler tarafından bu uygulamaların bize zarar verebilecek türleri de üretildi. Biz bunlara virüs diyoruz. Virüs uygulamalar da üretildi. Şimdi öncelikle biz bilgisayar, telefon veya tablet kullanırken bu cihazlarımızı bir güvenlik koduyla şifrelememiz gerekiyor. En büyük güvenlik önlemi bence güvenlik kodudur. Çünkü herhangi dışarıdan bir müdahaleye, istemeyen ellerin müdahalesine karşı cihazı büyük bir güvenlik sağlıyor. İstemediğimiz hiç kimse cihazımızı açıp da bizim kişisel bilgilerimize ulaşamıyor. Onun dışında internetten indirdiğimiz uygulamalar ve bu uygulamaların istediği izinler var. Şimdi telefonda veya bilgisayarda veya tablette biz bir uygulama indirdiğimiz zaman bu uygulamalar bizden izin istiyor. İşte kameraya ulaşılabilir, ses cihazlarına ulaşılabilir, mikrofona ulaşılabilir veya rehbere ulaşılabilir. Şimdi bazı cihazlarda biz bu izinleri kontrol edemiyoruz ama şöyle bir bilinçte olmamız gerekiyor. Örneğin bir oyun indiriyorsak, bu oyun bizden rehberimize veya mikrofonumuza erişim izni istiyorsa demek ki bu uygulama kötü amaçlı bir uygulamadır. Bu tür izinler isteyen uygulamaları hiç indirmemek en doğrusu olacaktır. Çünkü biz o uygulamayı indirdiğimizde, bu izinleri verdiğimizde bizim bilgimiz olmadığında arka planda sürekli bu uygulamalar bu kişisel bilgilerimize ulaşacak, mikrofonumuzu kullanıp ses kaydı yapabilecek bu izinleri çünkü biz kendimiz veriyoruz. Bunun dışında biz bu cihazlarımız için flash bellekler kullanıyoruz. Bu flash bellekleri bilgisayardan bilgisayara, cihazdan cihaza taktığımız için bu flash bellekler çok çabuk bir şekilde virüs kapabiliyor. Dolayısıyla her tarafta kullandığımız flash belleklerimizi taramadan, testten geçirmeden bilgisayarlarımıza veya telefonlarımıza takmayalım. Çünkü daha önce birçok defa denenmiştir ki bu flashlardan bilgisayarlara virüs bulaşıyor ve bu virüsler hem bilgisayarımızı çökerttiği gibi hem maddi hem manevi zararlar getirebiliyor bize. Ve internette biz özellikle bu son zamanlarda gelişen bir reklam virüs olayı var. Örneğin bir siteye, haber sitesine veya farklı bir sosyal medya hesabına girdiğimizde hemen yeni bir sayfa açılıyor. Orada işte bir cihazınızda 5 virüs tespit edildi veya 6 virüs tespit edildi, temizlemek için tıklayınız gibi uyarılar çıkıyor. Şimdi bunlar sahte mesajlar, sahte uyarılar. Eğer ki oradaki linke tıklanırsa, o temizleme süreci güya başlatılırsa asıl o zaman cihaza virüs bulaşıyor ve bütün bilgilerimiz, hatta sosyal medya şifrelerimiz ele geçiyor. Şimdi sosyal medya hesapları da artık birçok kişisel bilgimizi barındırdığı için bunları da şifreleme yöntemlerini çok sıkı bir şekilde güvene almamız gerekiyor. Öncelikle tahmin edilemeyen zor bir şifre olması gerekiyor ve mutlaka sosyal medya hesabınızda cep telefonu numaranızı cep telefonla doğrulama olacak şekilde kaydetmeniz gerekiyor. Çünkü şifre ne kadar zor olursa olsun o şifreler kırılabiliyor. Mail hesapları kırılabiliyor ama cep telefonunuza gelen şifre sayesinde şifreniz değişiyorsa bu çok zor bir şekilde kırılır. Bunu kesinlikle telefon numaranızı bunu eklemenizi öneriyorum. Çünkü daha önce birçok özellikle tanınan kişilerin hesapları çalınıp bunun üzerinden para talebinde veya bunun üzerinden başka kişilere hakaretler gibi olaylar gerçekleşti. Bundan dolayı özellikle şu sosyal medyada çıkan virüsler, virüslü mesajlar ve virüslü uyarılar ve size gelen mesajlar. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Özellikle gelen mesajlarda da DM dediğimiz direkt mesajdan gelen mesajlar. Bunlar size oradan bir link gönderiyorlar. İşte
hesabınızı güvene almak için tıklayın diyor örneğin. Siz buna tıkladığınızda oraya herhangi bir bilginizi girdiğinizde direkt bir bilgilerinizi alıyor. Şimdi gelişen teknoloji sayesinde artık oradaki linke tıklamazsanız bile bazı mesajlarda sadece mesajı açmanız halinde bile bilgileriniz alınabiliyor, şifreleriniz kırılabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Özellikle böyle karışık, anlamadığınız türden mesajlar gelirse hiç mesajı açmayın. Direkt mesajı silin. Veya bu tarayıcıda böyle uzun bilemediğiniz terimler olursa o sayfayı direkt kapatın. Veya işte yeni bir sayfa sekme açıp da virüs bulaştığı temizlemek için tıklayın gibi uyarılar geldiğinde de hiçbir şekilde tıklamayın. Direkt o sayfayı kapatın. Yoksa direkt virüs bulaşıyor. Ve özellikle bankacılık işlemleri, çünkü genelde hepimiz internette alışveriş yapıyoruz ve bunun için kredi kartı kullanıyoruz. Onun için de tavsiyem bir sanal kart yapıp onu internette kullanmanız. Çünkü internette normal kartınızı girdiğiniz zaman bu herhangi bir şekilde çalınabiliyor. Bilgiler çalındığı zaman istediği gibi o kartınızdan para çekilebiliyor. Ama sanal kart kullandığınız zaman limitini kendiniz belirliyorsunuz. Örneğin 50 liralık bir işlem yapacağınız zaman limiti 50 lira yapıyorsunuz. Ve 50 lira çektikten sonra o kartın şifreleri, bilgileri çalınsa bile oradan bir şey çekilemiyor. Bunu da zaten internet bankacılığından girip kolayca bir sanal kart belirleyip limit koyabiliyorsunuz. Bunu kullanın. Bunun dışında gece yatarken özellikle cihazları biz internetlerini açık bir şekilde bırakıyoruz. Bu da tehlikeli bir işlem. Hem enerji tasarrufu açısından hem de güvenlik açısından riskli. Çünkü sabaha kadar internetimiz boş boş harcanıyor, orada bitiyor. Ve gece internet açık kaldığı zaman bu zararlı yazılımlar arka planda bizim kişisel verilerimizi çalabiliyor. Telefonumuza istediği işlemi yapabiliyor. Onun için interneti, hatta özellikle de şarjda, cihazınızı gece sabaha kadar şarjda da bırakmak doğru değildir. Hem batarya şişmesine, cihaz patlamasına sebep oluyor. Hem de interneti açık bıraktığınızda internetin çabucak bitmesine sebep oluyor.